Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz yaptığı usulsüzlüklerin ardı arkası kesilmezken bu defa Dünya Bankası ve Avrupa Birliği tarafından Türkiye vatandaşları ve mültecilerin geliştirilmiş pazarlara ulaştırılması ve kayıtlı tarımın desteklenmesi amacıyla başlatılan projede kendi eşine ait olan mülkü yıllık 500 bin TL kiralama bedeli ile ofis alarak verdiği öğrenildi. Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tanıdıkları üzerinden Tarım Kredi Kooperatifini adeta kendi çiftliği gibi kullanmaya devam ediyor. Dünya Bankası ve Avrupa Birliği tarafından Türkiye vatandaşları ve mültecilerin geliştirilmiş pazarlara ulaştırılması ve kayıtlı tarımın desteklenmesi amacıyla başlatılan yaklaşık 47 milyonluk projede Ankara'da tutulan ofisinin fahiş bir fiyat ile eşine ait olan gayrimenkulü 500 bin TL ücret ile kiralarken aracı firmanın ise sahibi Adıyamanlı olan Yüksel firması olduğu öğrenildi. İlave bir takım yatırımlar yapılması gerekiyordu. Bulunduğu makam itibariyle Türkiye'de finansal anlamda kooperatifleşmenin gelişmesi adına çalışma yapması gereken Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın bu tür küçük hesaplarıyla yaptığı işlerden dolayı hem devleti hem devletin Avrupa'daki imajını kökten zedelerken bulunduğu makamın verdiği rahatlık ile adeta kendisine bir rant kapısı oluşturdu. Yapılacak kiralamada mevzuata göre gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki kira fiyatları gözetilerek kira uygunluğunun belirlenmesi gerektiği vurgulanırken, yapılan kiralamanın baştan aşağı usulsüz olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Adıyaman'a giden Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, imzalanan protokoldan sonra Adıyaman Valiliğinde Mercan TV'ye verdiği röportajda muhabirin sorduğu bir soruyu cevapsız bırakırken, ortamın buz kesilmesine neden olduğu görüldü. Efendim, son olarak Adıyaman'da son zamanlarda bir söylenti var. Bu Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü ile ilgili. Bunu da sizden açık bir şekilde almak istiyorum. Mehmet Usta adında bir şirketin şirket sahibinin 4 aylık bir şirket kurmasına rağmen yaklaşık 6 ay içerisinde 20 bu milyon TL'lik... Bu bizim gündemimizde yok. Öyle bir şey yok. Yani öyle şu bir... anda... Hayır, bu nereden çıktı onu anlamadım. Evet, şimdi. Yani öyle bir iddia var. Yok. Ya bilemiyorum. Hayır, ben bir şey demiyorum. Şu anda biz burada... Evet. Ne için geldik de bunu soruyorsun anlayamadım ben. Yok şimdi. Yani ben sadece iddiayı doğrulamak amaçlı. Yani... Yine Adıyaman'da badem ile ilgili yapılan yatırımları anlatan Poyraz'ın muhabirin Tarım Kredi marketlerde çalıştırılan personelin kiralama işini yapan Mehmet Uslu'ya ait Yüksel firmasına yönelik sorusundan rahatsız olması dikkatlerden kaçmadı. Toptan veya paragende satışı yapıyorduk ama bademin nitelikli bir ürüne dönüştü. Muhabirin sorusundan aşırı derecede rahatsız olduğu gözlenen Poyraz'ın "Bu nereden çıktı? Onu anlayamadım. Niçin geldik de bunu soruyorsun? Anlayamadım." şeklinde bir cevap vererek Mehmet Uslu'ya ait Yüksel firmasına yönelik iddialara cevap vermeden röportajı sonlandırması "Kim bu Mehmet Uslu?" sorusunu gündeme getirdi. Pazarlanması, marka İddialara göre Mehmet Uslu'ya ait 4 aylık Yüksel firmasının Tarım Kredi marketlerde çalıştırılan personelin kiralama işini yaptığı ve 6 ay gibi kısa bir sürede 21 milyon lira fatura kestiği belirtiliyor. Katmaya değer hale dönüşü olan ürünün pazarlanması. Poyraz'ın Mehmet Uslu'ya ait Yüksel firmasına yönelik iddialarla ilgili sorudan rahatsız olması ve bu iddialara cevap vermemesi usulsüzlüğün nedenli bir boyuta ulaştığını gözler önüne sermiş oldu. Efendim, son olarak Adıyaman'da son zamanlarda bir söylenti var. Bu Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü ile ilgili. Bunu da sizden açık bir şekilde almak istiyorum. Mehmet Usta adında bir şirketin şirket sahibinin 4 aylık bir şirket kurmasına rağmen yaklaşık 6 ay içerisinde 20 milyon TL'lik... Bu bizim gündemimizde yok. Öyle bir şey yok. Yani öyle şu bir... anda... Hayır, bu nereden çıktı onu anlamadım. Evet, şimdi. Yani öyle bir iddia var. Yok. Ya bilemiyorum. Hayır, ben bir şey demiyorum. Şu anda biz burada... Evet. Ne için geldik de bunu soruyorsun anlayamadım ben Yok şimdi. Yani ben sadece iddiayı doğrulamak amaçlı. Yani...